أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli hocalarım. Cenab-ı Hak hayırlı ifade ve istifade ikram eylesin. Babu imaneti ha'i te'nis ve ma kablaha fil vakf. Ha'i te'nis ve onun ma kablinin vakıftaki imalesi. Ha'i te'nis. Ha'i te'nis dediği malum ta'i merbuta dediğimiz yuvarlak te'nin yazın, yani yuvarlak şekilde yazılan te'nin imalesinden bahsediyoruz. Onun ma kabli de bu işin içine giriyor mecburen. Yani rahmih derken mecburen mim de o işin içine dahil oluyor. Yoksa tek başına rahmih şeklinde böyle bir şey yapmak mümkün değil. Ve ha'u te'nisin, ha'i te'nis yani işte bahsettiğimiz bu te ve kablu öncesi meyyili, imale et. Ha'i te'nis ve ma kablini imale yap. Şartı ne? La ba'del isti'la. İsti'la harflerinden sonra olursa olmaz. Daha neden sonra? Ve ha'in, ha, elif, ayın. Bu üç tane harften. Yani toplamda isti'la harfleri, bir de bu ha'in toplam 10 harf. Kayıt, şart yok. Böyle bir kaide. Li'ali, Ali için. Ali kimdi? Malum olduğu üzere Kisai'nin ismi. Ali bu şekilde ifade edilmiş. Yani isti'la harflerinden ve elif, ha, ayın harflerinden sonra olmamak şartıyla bu harfler olursa imale yapılmaz. Ve ekhurin, ekhur harfleri olursa, bunlar şartlı artık, ekhur harfleri olursa ama la an sükuniya ve la an kesratin, burada da şart ne? Ve ekhurin, ekhur harflerinden sonra da imale yapılmaz. Ama la bir nevi illa demek. La an sükuniye. Eğer sakin ye'den sonra gelirse, sakin ye'den sonra eğer gelecek olursa bu ekhur diyelim. Ve la an kesratin. Ve la kesre olan bir harften sonra ekhur harflerinden biri gelecek olursa. Mesela ne gibi? Hatiyetun mesela. İmale var mı yok mu? Ekhur harflerinden bir kelime, bir harf var. Hatiyetun derken e. Onun makabli ne? Baktığımız zaman ne var orada? Sakin ye var. Bu ne? O zaman imale yapılabilir demektir. Eğer sakin ye olmazsa veya kesre olmazsa ekhur harflerinde de aynı şekilde imale yapılmaz. Mesela vel melaiketun. Melaiketun. Ta'i te'nis. Makabli ekhur harflerinden kef. Onun makabli esrama. İmale olur. Melaiketun. Mesela fâkihetun. Ta'i te'nis. Makabli ekhur harflerinden he. Onun makabli esre. Eyvallah. O zaman imale var. Ama olmayaydı aynı şekilde onlarda da yani ekhur harflerinden imale olmazdı. Evet. Vesakin. Vesakinun infasala. Eğer bir sakin araya girecek olursa, yani nasıl bir sakinden bahsediyor? Ta'i te'nis, ta'i te'nis ile onun makablindeki esra arasına, mesela ne gibi? İbratun, ibratun mesela veya vichhetun gibi, değil mi? Eğer bir sakin araya girecek olursa, eğer bir sakin araya girecek olursa, ha o zaman ne olur hocam? Diyor ki leyse bihacizin. Bu imaleye mani değildir. Leyse bihacizin. İmaleye mani değildir. Yani enne sakine izâ veka'a fâsılen beyne ehrufi ekhur. Yani ekhur harfleriyle kesre arasına, ekhur harfleriyle kesre arasına bir sakin harf girecek olursa bu sakin imaleye mani değildir. Ve fitra tahtulif. Bunu böyle dedik ama diyor. Bunu böyle dedik ama fitra kelimesi gibi bir kelime olursa, yani dikkat edersek burada ekhur harflerinden R var. Onun makabli sakin ama bu sefer araya giren sakin nasıl bir sakin? İstila harfi olan bir sakin. Bu arada şunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bazı diyelim ki mesela burada fitrat kelimesine bakınca gördüm onu, hatırladım. Fitrat kelimesinde ta-ta-i mebsuta. Yani
malum geniş, yaygın bir şekilde. Bazı kelimeler var, mesela nimet kelimesi, ni'metun, rahmetun, bunlarda da aynı şekilde yayvan değil mi yazılmış, ta-i mebsut olarak yazılmış, mebsute olarak yazılmış ta'lar var. Bunlar da kisai için, bunlar da kisai için imale yapılacak te'ler arasında. Zira bu te'ler ona göre he olarak durulan te'ler. Zaten ithafta mesela bununla alakalı söyler. Gelir rahmet kelimesinde ta-i merbutadır yani. Şey mebsutadır. Açık te'dir. Der ki işte dal ha ra ya'l. Yani İbn Kesir, Ebu Amr, Kisai ve Şeyh Yakup. Bunlara göre burası he olarak durulacak der. Yani bunu ithafta mesela söyler. Kisai için he olarak durulacak te'lerde ta-i mebsutalar olabilir bazen yani. Dolayısıyla bu fitrat kelimesini buraya almaya şaşırmamalı. Ben fitrat kelimesinde mesela fitratallahi leti fataran nasi aleyha. Fitrat kelimesinde ben duracak olsam nasıl durmam lazım? İki vecih durulur demek ki. Onu söylüyor. Yani fitrah da diye durulur. Fitreh diye de durulabilir. Buradaki sakin, araya giren sakin ince bir harf değil. İstifale olan bir harf değil. İstimla harfi olduğu için uhtulif hulüfle burada bu yapılır diyor. Vel ba'du bazıları yani bazı ehli eda ne yapmışlar hocam? Yani hemze ile he bu iki harfi kel aşri 10 harf gibi saymışlar. 10 harf gibi saymışlar. Bazıları şimdi 10 harf ne? Hussa, la, tın, kıl, ha'in 10 harf. Hemze ile he'yi de oraya eklemiş etti 12. Yani vel ba'du eh. Bazıları hemze ile he'yi kel aşri 10 gibi saydılar. Ev yahut bazıları gayril elif. Dediler ki elifin dışındakilerde imale yapılabilir, elifte imale yapılmaz dediler. Yani makablinde, ta-i teklisin makablinde elif varsa imale yapılmaz diye bu şekilde rivayet de yapıldı. Zaten söylemiş yumalu diyor. İlerisinde ben hiç bakmadan manasını verdik. Ev gayril elif yumal. Bu da ileriye ait. Elifin dışındakilerde yumalu imale edilir diyenler var. Vel muhtaru, muhtar olan ma tekaddema, önceki verdiğimiz bilgilerdir. Bu işin bir aşaresi var, bir takribi var hocam. Bir aşaresi var, bir takribi var. Aşarede biliyoruz ki İmam-ı Hamza'nın zaten imale diye bir şeysi yok. Zaten ileriye bakınca anlayacağız onu biraz sonra. Kisai'den bahsetti buraya kadar. Bakın buraya kadar kimden? Kisai'den bahsediyor. Aşarede koyduğu kaide ne? Hussa, la, tın, kıl, ha'in. Bunlar da bila kaç şart imale etmez. Yani makablinde, te'nin makablinde bu harfler varsa kesinlikle imale yok. Eğer makablinde ekhur varsa yine imale yok. Ancak makabli, ekhurun makabli esre ise veya sakin ye ise o zaman imale var aşarede. Takripte kaide şu. Elif'in dışındakilerde imale yapılır. Elif'in dışındakilerde mesela el-kari'ah imale yapılır mı yapılmaz mı? Aşireye göre yapılmaz, takribe göre yapılır. El-kari'ah çünkü ha'in. Mesela. Ama takripte elif'in dışındakilerde artık son söz burası. Elif'in dışındakilerde imale yapılır dediği zaman el-kari'ah de imale yapılıyor. Peki ama ne var? Şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Diyor ki eğer takripteki notlara yani takripteki kelimeler böyle karşılaştığımız zaman da nasıl değerlendireceğiz? Diyor ki aşerede imale yaptığı yerlerdense takripte de yine hulufsuz imale yapar kisai. Aşerede imale yaptığı yerlerdense eğer aşerede imale yapmadığı yerlerdense o zaman takripte hulufle imale yapar. Mesela hasasah İmale var mı yok mu? Misal. Aşerede kesin yok. Takripte var. Hasasih diye imale var. Peki bu imale bravo hocam. Nasıl bir imale? Hulüflevi imale. Niye? Çünkü aşerede yoktu. Takripte var. Dolayısıyla aşeresini de inkar edecek halimiz yok. Zaten takribe geçince hulüfü oluşturan aşeredeki yapılan hareket. Aşerede var. Takripte de imale eklendi. Hulüfle imale oldu bu sefer. Vel ba'du bazıları an hamzete hamzadan hamza için diyelim biz ona an lam manasında
Hamza için ne rivayet ettiler? Mitlehu nema. Nema nakale yani. Ne yaptılar? Hamza için Kisai'nin mislini rivayet ettiler. Kisai'nin yaptığını rivayet ettiler. Peki Aşere'de Kisai'nin imanesi var mıydı? Az önceki demiştik. Yok. Aşere'de hiçbir yerde Kisai'nin var, affeden Hamza'nın. İmam-ı Hamza'nın imanesi yok. Peki takripte ne yapacak? Takripte aynı Kisai için Elif'in dışında her yerde imale yapacak ama hulüfle yapacak. Çünkü aşeresi büsbütün tahkikten oluşuyor. Yani hiçbir tane rahmet, nimet dinlememiş, hepsini tahkik okumuş. Ama takribe geçtiği zaman da imale yapacak. Dolayısıyla Kisai gibi önceden yaptıkları vardı, sonradan yapacakları oldu falan, böyle bir kıyas yok onda. İmam-ı Hamza'nınki aşerede zaten yoktu. Takripte hulüfle imale. Hangilerinde? Elif'in dışında bütün harflerde. Ma kablinde elif varsa o zaman imale yapılmaz. Evet. Pekala. Babu medahibihim firraat. Ra'lar hakkındaki görüşler. Yani malum terkik meseleleri. Ve ra'u. Ra an sükûni yâin, sakin ye'den sonra gelirse, rakkiki terkik yap. Ev kesretin veya kesreden sonra gelirse, min kilmetin, ama bir kelimede olmak şartıyla. Bir kelimede olmak şartıyla. Bu ne demek hocam? Mesela li hukmi rabbike. Terkik olur mu? Olmaz. Mesela fi raybin. Makabli ye olacak dedi ya mesela. Burada olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü harfler ayrı. Yani li rabbike diyelim. Aynı kelime gibi görünüyor. Ama malum lam harfi cerdir. Kelimenin kendisi değildir. Dolayısıyla ayrı ayrı diyelim kelimeler olarak değerlendirilir. Zaten kelime bile değil. Sonuçta harfi cerdir. Evet, harftir yani. Hurufu maaniden sayılır. Lil ezrakı ezrak için. Ezrak için kaide ne? Aynı kelimede olmak şartıyla sakin ye'den sonra veya kesreden sonra gelen ra'ları terkik yap. Nokta. Mesele bu. Yani mısrağın özeti bu. Sonra velem yara, velem yara görmedi. Yani diyelim ki ehli eda rivayet edenler görmediler, saymadılar. Neyi? Es-sakine, sakini, faslen. Yine kesre ile ra arasına giren, kesre ile ra arasına giren bir sakin harfi terkik yapmaya engel görmediler onu. Terkik yapmaya mani saymadılar. Araya bir harf. Mesela ihracen. Mesela ihracen. Burada imale var mı? İmale diyorum, terkik var. İyi de esre ile ra arasına bir ha girmiş değil mi hocam? Mesela ihracen, şöyle bir düşünürseniz, esre ile yani terkik yapmamız gereken ra'nın makabrinde esre olması lazım. Var ama arada başka bir harf var. Sakin bir harf var. Bunu terkike mani saymadılar. Ama gayra ta ve sati vel kafi. Ama ta olursa, sat olursa, kaf olursa, o zaman ala meşturi ta, şart koşulduğu üzere, o zaman bu araya girenler, mesela isran, ra'yı bizim terkik yapmamız lazım. Makabrinde esre var ama arada sat gibi ağır bir harf var. Fitrate. Tabi, aynen. Yani orada da normalde bizim onu esre okuyup, değil mi, terkik yapmamız lazım. Araya tı girmiş. İki türlü değerlendirilir. Bak, Kisai'ye göre değerlendir onu. Hulüfle imale var orada. Fitri, fitra. Ama fitr, zemi, ramı nasıl okunacak? İşte maalesef ta o araya girip de işi bozanlardan. Araya girip işi bozanlardan. Ne oldu? Orada imale, imale diyorum. Affen, terkik yok. Terkik yok. Yani bize kaideyi söylemiş oldu. Ve rakkikan, terkik oku. Bişerarin, bişerarindeki ra'yı, yani bir şey re, değil mi? Oradaki re'yi lil ekseri, ekser olan ehli edaya göre, yani çoğunluğun görüşü ezraktan bunun diyelim ki terkik okunması hakkında
görüş. Vel a'cemi, a'cemi olanı, a'cemi yani acem kelimeler. Acem kelimeler, bunları ne yap? Fakhim. Ne yap bunları hocam? Tefhim et. Yani İbrahim, ondan sonra İsrail, İmran, bunlar acemdir malum, değil mi? Arapça değil. Acem olan kelimeler, bu kaydeler bunlar için geçerli değil. Halbuki İbrahim ya, araya B, evet sakin bir harf girmiş. Terkik yapmayı düşündüğümüz Ra ile Esra arasına ama kelime Arapça değil. İbrahim derken B ona engel olmaması lazım. Çünkü Sat değil, Tı değil, Kaf değil. Evet. İsrail öyle, İmran da öyle. Neyle beraber? Ma'al mükerrari. Mükerrer olanlarla beraber. Yani firaran, midraran. Arkasından tekrar eden bir ra geldiği için normalde mid ra. Ben bunu terkik yapmam lazım. Çünkü araya giren dal ince bir harf. Ma kablindeki esre midre okumam gerekir normalde ama sonrasında tekrar durumu olduğu için yani ra'nın tekrar edilmesi tekrardan orada ikinci bir ra olduğundan dolayı ne yapıyor? Oradaki ince okunması meselesini bozuyor. Midraran diye okuyacaksın bunu diyor. Firaran değil mi? Evet. Kavariran. Gerçi bu ondan değil değil mi? Yok. Kavariran o ayrı. Evet. Pekala. Ve nahvu sitran fil etem. Ve nahvu sitran fil etem. Şimdi yine aynı şekilde araya bir harf girmiş. Sitran. Atladın mı hocam? Ha gayra sihran. Ha burada tamam hocam. Burada maalesef burası atlanmış. Ve nahbu sitran gayra sihran. Doğru. Yani sihran hariç. Sihranı koy kenara ama sitran gibi olan yerde sitran gibi olan yerde sihranı buna koyma yalnız. Sihran bundan değil. Yani sitran gibi olursa sitran gibi olursa ve hulfü hayrane. Sitran derken hocam diyor ki fakhim eylem mimma kâne mefsûlen bissâkin mâ kâne münevvelen. Yine sitran ra ile esresinin arasında yine t var değil mi? Bir şey girmiş o araya yani. Yine böyle bir teminli olduğu zaman da böyle yerlerde ve derke sittete ahruf. Bu da altı tanedir diyor. Efendim o da işte zikran, sitran, vizran, imran, hicran, sihran. Toplam altı kelime. Bu Dani gibi, onun hocası Faris gibi, Hakani gibi, Şatibi gibi, Mehdevi gibi, İbn-i Süfyan, İbn-i Şerih Mekki, İbn-i Belime gibi zevat ne yapmış bunları? Evet. Bunları tefhim olarak okuyacaksınız. Yani fehhimden itibaren geliyoruz ama gayra sihran işte bunu bazıları istisna etmişler sihran kelimesini. Niye? Çünkü orada H'nin zayıf olduğunu düşündükleri için sihrandaki H malum diğerlerine bakarsan yani hicrana baktın, imrana baktın, vizrana baktın, sitrana baktın bir de sihrana bak diyor. Oradaki H daha zayıftır. Bu zayıf olması münasebetiyle terkik yapılmıştır. Yani niye? Hepsi aynı halbuki. Yani İmran, Vizran, Hicran hepsi aynı. Sıhran da öyle. Hepsi fiilen vezdinde. Hepsi aynı şekilde gelmiş ama diyor ki sadece Sıhran bunların içinde terkik yapılabilir. Zira oradaki H ince, zayıf bir harftir. Böyle bir kanaate vermişler. Meşhur olan görüş bu şekildeymiş. Fil etem, fil eşhur. Evet. Yani en meşhur olan görüşe göre bu şekilde. Evet. Ve hulfü hayran. Hayran kelimesinde hulf var. Vizrak ve zikrake zikrak kelimesinde hulf var. Zikrak. İran, iramen, ireme yine aynı şekilde bunlarda da hulf gelmiş. Birileri bunları tefhim etmiş, birileri terkik yapmış derken hulfler oluşmuş. Yani ehli edanın uygulamasından doğuyor bunların hepsi. Vizra ve hidrakum. Evet. Vizra ve hidrakum miraen ve iftira. Şimdi bu saymış olduğu kelimeler de yine hocam hulufle geliyor. Vizra kelimesinde huluf, hidra, miraen ve iftira t
tentesiran, sahiran, tahira, bu kelimelerin hepsi hulufle devam ediyor. Aşiretü tevbe, tevbenin aşiresi. Evet, Mücadele Suresinin aşiresi değil, tevbenin aşiresi. İki tane bir Mücadele Suresinde var diyor. Bir aşiretuhum, aşiretehum orada. Bir de aşiretüküm, Tevbe Suresinde bu. Tevbe Suresindeki olan aşire kelimesi. Ma' sira'an ve ma' zira'ayhi. Bu malum edat bunlar. Bunlar bizim için önemli değil. Sira'an, zira'ayhi, fekul zira'a. Bunlar da icrami, kibrahu, la'ibraten. Bunların hepsinde hocam ne var? Terkik var ama hulufle. Bunlar hep hulufle terkik. Vecel tefhimu ma. Evet. Vecel yani çok oldu. Vecel, celle anlamında. Çok oldu, büyük oldu efendim anlamında. Efendim vecel çok oldu. Ney? Tefhimu ma. Ol bir şeyin tefhimi ki nüvvine tenvinlendi. Evet. Tenvinli olan anhu yine ezraktan in vesal vasledilirse vasledildiği zamanda tenvinli olan ra'ların terkikini efendim tefhim yapanlar çok oldu. Yani ra'ı tefhim yapanlar çok oldu. Bu şu demek değil. Tefhim yapanlar çok oldu da bu sadece tefhim olacak demek değil. Terkik de var. Tefhim yapanlar çok ama. Ne gibi? Keşakiran mesela. Şakiran, habiran, hadira. Bu üç tane kelime mesela keşşakiran dediği zaman da bu şakiran gibi olan kelimeler. Nasıl? Kendisi tenvinli, makabli esre olan efendim bu vezinde gelebilecek kelimeler. Sahiran, sabiran, nasiran, efendim hadiran, zahiran, muhaciran gibi. Habiran dediği de yani ra yine tenvinli, üstünlü, makabli, sakin ye. Yani habiran dediği makabli sakin ye. Buna yani bu ve benzeri ne gibi? İşte kadiran mesela. Tathiran. Ondan sonra tebdiran. Beşiran, müniran gibi. Bir de ne var? Hadira. Bir de bu kelime var. Toplamda yani bu kelimelerde vasledildiği zaman da tefhim yapanlar çok efendim ama terkik yapan da yok demek değil. Terkik yapan da mutlaka var. Dolayısıyla hulufle terkik yapılıyor. Zaten aşere de hocam hulufle terkik yapılan yer bir dikrakım olması lazım. Dikran kelimesi olması lazım aşere de. Ama takripte sadece nerede var hulufsüz onu söyleyelim. Kendisi üstün, tek hareke ama. Temin yok. Kendisi üstün, makabli, meksur olanlar hulufsüz terkiktir. El-âhiratu gibi. Anlatabildim mi? Kendisi üstün, fetha, makabli, meksur. El-âhiratu gibi. Bu hulufsüz terkik. Hocam bunların dışındakilerin hemen hemen hepsinde hulufle terkik. Yani bunun dışında ne var? Kendisi ötre, makabli, meksur. Hulufle. Tenvinliyse kesin hulufle. Tenvinliyse kesin hulufle. Kedâke ba'dun zekerâ. Evet. Yani vakıfta da, basılda vakıfta terkik tefhim okuyanlar çok ama terkik de var. Tefhim okuyanlar çok, terkik de var. O yüzden Allah selamet versin. Talip Hoca der ki Mısır terkiki okuyanlar kebap. Niye? Çünkü Zübde'nin arkası sadece Mısır tarikine hizmet ediyor yani. Zübde'nin arka tarafına baktın mı, işte meddi bedel, misal, bir meddi bedelle bir terkik olan kelime yan yana geldiği zaman tabii bu konumdaki, hangi konumdaki olduğu da önemli. Yani makabli meksur kendi zamme olan bir terkikse iş biraz daha kolay. İşte kasr ile iki vecih, tevessut ile sade terkik, tur ile iki vecih. Kasr ile terkik tefhim, tevessut ile terkik, tur ile terkik tefhim şeklinde. Ama bunu İstanbul tarikı okuyan bir diyelim ki kurra ne yapmak zorunda? İşi başka türlü araştırıp bulmak zorunda. Fakat orada mübarek adam yapıştırmış Mısır tarikı. Arka tarafta dolu. Arka tarafta dünyanın mucizatı var. Evet.
Kedâke işte böylece ba'lun bazıları zekera zikrettiler. Yani bu anlattıklarımızı böylece anlatmış oldu bazıları diyor hocam. Evet. Hasırat kelimesindeki ni söyledik. Hasırat suduruhum fin nisa fezekere tefkîmehu fil vasli. Mesela vasıl halinde hasırat, bunu tefkîmini rivayet eden hidaye sahibi Hadi efendim Tecrit aynı şekilde. Niye diyor bu? İşte mâbâdinde mâkabilinde şey var. İsti'lâ harfi olması münasebetiyle böyle bir muhabbet olmuş. Evet. Kedâke aynı şekilde terkik yapar. Zâtul zammi. Az önce söylediğimiz yani zamme sahibi. Zamme sahibi olan râyı rakkik. Terkik yap fil esah. Esah görüşe göre böyle. Evet. Bunda da hulüf var gerçi. Bunda da hulüf var. Vel hulfu. Evet. Yubsirune mesela demiş. Gayruhu tairukum. Siru kafirun zikru bikru. Evet. Vel hulfu hulüf fi kibr. Kibrun. Kibrun kelimesinde hulüf. İşrune kelimesinde terkik. Yine hulüfle terkik. Vellah açıktır. Vellah açıktır. Var bunlarda. Evet. Ya-i sakineden sonra veya kesreden sonra bir kelimede gelmek şartıyla tabii bunların hepsi. Ve in tekün sakineten ve in tekün sakineten an kesri. Bu genel bir kaide. Yani kesreden sonra sakin olursa yani bütün kıraat imamlarına göre rakkakaha ya sahi ya sahi ey sahip, ey dost, ey arkadaş ya sahi bu aslında terhîmul münada diye bir şey vardı değil mi? Ya sahibu, ya sahi. Evet. Ey kardeş, ey dost, ey arkadaş. Küllü mukri. Bunu ne yapar? Rakkaka, terkik etti. Ha, bu şartlara sahip olan ra harfini küllü mukri, her mukri. Yani her ehli edanın her biri böyle bu şekilde okudu. Bu genel bir kaide. Ve haythu, şöyle ki, ca'e geldi ba'du, kendisinden sonra değil mi? Ra'nın, yani terkik yapmak istediğimiz ra'nın sonrasında harfu isti'la, İsti'la harfi gelirse fehhim orayı tefhim oku. Bu da genel bir kaide. Çoğu zaman bildiğimiz bir kaide. Mirsat gibi değil mi? Mirsaden gibi. Fehhim. Ve fî zil kesri hulfün. Eğer kesri olursa yani mabadindeki istila harfinin kesresi olursa değil mi? Mesela kıtırri. Kıtırri. Firkin affen değil mi? Firkin. Heh, bravo. Evet. Firkin. İşte hulfün diyor ya. Hulfün diyor bak tabi. Fakhim tefhim et. Ve fî zil kesri. Bu fakhim geriye aitti özür diliyorum. Ve fî zil kesri. Kesre olursa ra'nın kesresi evet. Ve fî zil kesri hulfün illa ancak ne olur? Sırat. Sırat kelimesi bundan hariç. Evet. İstila harfi gelirse kendisinden sonra tefhim olur. Ama ve fî zil kesri kesre olursa, istila harfin harekesi kesre olursa o zaman hulüf olur dedik. İlla sırat ve sırat kelimesi hariç. Bunda böyle bir şeye girişme diyor. Kısacası. İlla sırat. Sırat kelimesi hariçtir. Bunda her ne kadar sıratı yani sıratın evet istila var ama arada elif var ya o elif işi bozuyor yani. Ve sevabı doğru olan eyyufakhime tefhim okunmasıdır. An küllin her imama göre neyi el mer'u mer'u kelimesinin de kalın tefhim edilmesi ve nahbu meryeme meryem kelimesinin de tefhim edilmesi yine aynı şekilde doğru olan budur. Ve ba'de kesrin arızın kesre-i arızdan sonra gelirse yine ne olur? Tefhim okulur. Yani malum irci'i ila rabbiki dediğimiz misaller meşhur. Ev münfasil veya münfasıl olursa işte li hukmi rabbike dedik ya makablindeki esre ayrı şey değil. Ne derler ona? Yani aynı kelimede değiller yani. Evet. Fahim. Bunları tefhim yap. Ve in terum eğer revm edilirse revm
Yani rev malum olduğu üzere nedir hocam? Vasıl hükmündedir. Tabii hareke almış kabul edilir. Femislu ma tasil. Vasıl halinde nasıl okunuyorsa rev halinde de öyle okunur. Evet. Femislu ve interum yani in vakafte alel ra'i bir revmi eğer o ra'ki revmle duruluyor. Yani revmle durmaya niyet ettin. Resmen sen vasl ediyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor yani. Evet. Mesela kadirun diyelim. Revmle duruyorsun burada. Evet. Ezrak'a göre burası kadirun. Terkiktir. Biz normalde Asım veya diğer imamlar burada duracak olsa nasıl dururlar? Kadir. Değil mi? İnce dururlar. Terkik yaparak dururlar. Ama revm yapmaya kalksan böyle bir yerde terkik mi okuyacaksın, tefhim mi okuyacaksın? İşte tefhim okuyacaksın, onu söylüyor. Kadirun. Değil mi? Kadirun. Değil mi? Pekala. Mesele anlaşıldı yani. Mesela yakdiru. Değil mi? Yakdiru. Şimdi rem olur değil mi bunda? Olur. Yakdir diye durdun ama ince durdun bak. Peki rem yapsam burayı şimdi? Yakdiru. No, mecburen harekeyi bir nevi geri almış oluyor. Vasıl halinde nasıl okunacaksa öyle okunuyor. Evet. Verakkikir ra. Ra terkik. Ra'yı terkik yap. İmtümel. Eğer imali olunursa. Evet. Yani şöyle eddir deme yani. Ne kadar imale olursa o kadar o da incelir. Eddir. Halbuki makabli fethadır. Değil mi? Eddardır bu yani. Veya ev tükseri veya kesre olursa imale olursa veya kesre olursa ne yapacaksın? Ona göre makablini de zayıflatmış olacaksın diyor. Yani kendisi kesre olursa aflen. Evet. Ama eddir mesela beyne yaparken ne kadar incelir oradaki ra? Beyne kadar incelir. Edder yaptın bak ne kadar inceldi. Yine inceldi. Eddir yaparken daha fazla inceldi. Evet. Veya kesri olursa ince oku dedik. Ev tükseri. Ve fi sükunil vakfi. Vakıftan dolayı bir sükun meydana geldiği zaman vakıftan dolayı bir sükun vakfa, buna sükun-ü vakıf diyorlar işte. Vakıftan dolayı bir sükun olursa fahhim o zaman tefhim et. Ama vebsur vensur mu diyor hocam? Ben de vebsur diyor. Yani bu sözü gözet anlamında. Vensur artık yardım et, okumaya yardım et anlamı da olabilir. Ve fi sükunil vakfi sükun-ü vakıfta olursa evet. Fakhim, tefhim yap vebsur. Şimdi söyleyeceğim kaideyi gözet. Mâ lem tekün olmazsa min ba'di ya'dan sonra olmazsa sakin etin. Sakin ya'dan sonra sakin ya'dan sonra olmayacak. Madde bir şart. Şart bir. Ev kesrin, kesreden sonra olmayacak. Ev terkikin, terkikten sonra olmayacak. Ev imaletin veya imaleden sonra olmayacak. Yani bir ra'dan bahsediyor. Bu ra, ennen ra el mevkufu aleyha ida sükinet lil vakfi, vakıftan dolayı sakin kılınmış olan bir ra. Ve vekaat ba'de sükü, ve vekaat ba'de sükûni sadin ev ta'in ev za'in ev ba'de ya'in sakinetin nahvu et-tayr mesela. Et-tayr. Şimdi ya'i sakineden sonra olduğu için et-tayr diye mecburen ince okumak zorundasın. Ondan sonra kesreden sonra mesela hamir yine aynı şekilde veya birru durdun burada sükun-ü vakıf yani sükun-ü vakıf dediği vakıftan dolayı bir sükun geliyor sonuçta. Duruyoruz orada. Bravo hocam. Müstakirrun normalde ama durdun müstakir. Evet. Ondan sonra hocam orada burada o misal de vermiş ya. Bravo. Müstakir kelimesini de vermiş burada. Evet. Eğer sükun-ü vakıftan dolayı sükun-ü vakıf yani vakıftan dolayı meydana gelen sükun meselesi ra'nın üzerine düşecek olursa sükun ra'nın üzerine düşecek olursa onun da işte dört tane şartı var.
Ama kesinlikle ya-i sakineden sonra gelmeyecek. Kesreden sonra gelmeyecek. Terkikin öncesinde terkik olan bir durum olmayacak. Bişerarin mesela ezraka göre normalde hulüfle bişerarinde ne var? İmale var. Yani bişerer de durulabilir. Bişerar da durulabilir normalde ama tabii normal biz nasıl duracağız burada? Asım bişerar diye durur. Ama ezraka göre olayı değerlendirirsek bişerer diye de durabilir burada ezrak. Evet. Yani bu kaide bütün hepsini hepsine şamil olan bir kaide. Makamlinde ya-i sakine yoksa dediği zaman et-tayr ince mi okunacak, kalın mı okunacak? Cümle aleme göre burası ne okunacak? İnce okunacak. Bayr, seyr ince okunacak. Makabli kesri olunca işte müstakirrun az önce hocamın da dediği gibi müstakir ne oldu? İnceye düştü bu sefer. Böyle olmazsa makabli terkik bir şerar bu ezraka göre. Bir şerer bu ezraka göre. Ev imaletin veya imale olmazsa bunları tefhim yapmak gerekir diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Böylelikle dersimizin, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Hak hayırlı ifade, istifade cümlemize nasip eylesin. Sürçülisan ettikse affola. Başta Rabbimizden sonra sizden aff dileriz. Gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına El-Fatiha.